Merhaba Çatak Oyuncu takipçileri, ben Hasan. Bugün sizlere Euro Truck Simulator'ın multiplayer ile beraberiz arkadaşlar. Hemen yükümüzü seçtim ben. Kısa bir yolculuk olacak. Hem konuşalım istedim, hem şöyle az bir şey de yük taşıyalım istedim. Umarım keyifler gıcırdır. Bayramdan çıktık. Geçmiş bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Umarım gönlünüzce bir bayram geçirmişsinizdir. Sevdiklerinizle beraber diyelim. O neydi lan? Yani benim için çok güzel geçti söylenemez. Bazı sebeplerden dolayı. Ama umarım sizinki gönlünüzce geçmiştir. Yaklaşık 220 kilometrelik bir yol gideceğiz. Giderken de hem sohbet edeceğiz hem muhabbet edeceğiz. Yükümüzü sağ salim götürmeye çalışacağız. Hızlı teslimatmış arkadaşlar. Mümkün olduğunca hızlı gitmemiz lazım. Boru götürüyoruz. Borumuzu mümkün olduğunca hızlı götürmemiz gerekiyor. Sağ ol canım, ciğerini yerim. Yani uzun zamandır Euro Truck videosu da atmıyorduk arkadaşlar. Özlemişim, bayağı da bir özlem oldu Euro Truck'la ilgili. Hem girip şirketimizi kontrol ettim, hem oyunla ilgili bazı özlemleri gidermek istedim. Çok fazla ban yenildiğini duydum bu aralar. Bazı arkadaşlarım sınırsız banlar yemişler. Dikkat edelim lütfen. Yani mümkün olduğunca oyunu tadında oynayalım. Tamam, hepimiz seviyoruz. Selim abinin kulakları çınlasın. Takla gibi oynamayı çok seviyoruz. Millete çarpmayı çok seviyoruz ama ban yemeyin. Yani aynı hesaptan bir daha oynayamıyorsunuz. Bir daha para vermeniz gerekiyor. Gerek yok. Tadında oynayın. Tamam, hiç yapmayın demiyorum. Yapın. Ama az yapın. Çaktırmadan yapın. Evet. Her şükür otoyola çıktık. Şimdi burada yapıştıracağız. Ne taşıyormuşuz? Boru kaç tonmuş ona bakalım. Yükümüz demir boru 18 tonmuş arkadaşlar. Lüksemburg'a gidiyoruz bu arada. Sandil bilmem nereden. Yani benim dilimin dönmediği yer. Düşün yani, adamlar oraya şehir koymuşlar. Oradan Lüksemburg'a gidiyoruz. Ya yaklaşık 6000 lira gibi bir cüzi bir rakam alacağız arkadaşlar. Çok bir şey değil. Ama yani hem gezme hem ıvır zıvır etrafa bakaraktan güzel bir oyun istiyorum. Geliştirmeler devam ediyor. Yan çevreler olsun, yeni haritalar olsun devam ediyor. Oynamayanlar varsa sadece bir kamyon oyunu olarak görmesinler bunu. Yani satın alıyorsunuz ama adamlar satın aldığınızdan itibaren gerçekten oyunun hakkını veriyor. Nasıl veriyor? Yani ya ben bu oyunu ittirdim, tamam gerisi bana ait demiyor. Sürekli güncellemeler geliyor, sürekli yenilikler geliyor, yeni haritalar geliyor, yeni arabalar geliyor, yeni aksesuarlar geliyor. Yani sürekli üstüne koyarak oyunla devam ediyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu şu an benim oynadığım tırın aynısıyla yük taşımıştığım gerçek hayatta var arkadaşlar. Çalıştığımız firmaya gelmişti ve birebir neredeyse, yani ufak dokunuşlar haricinde aynı diyebilirim. Gayet güzel. Zaten lisanslı tırlar bunlar, biliyorsunuz. Tamamen orijinal. Gerçekten keyif vericiydi. Gerçekten güzeldi. Yani hakkını veren bir tır. Yani oynayın derim arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz ısrarla. Ha, yanda da iki tane Kamil varmış. Şimdi şuradan muhtemelen para vereceğiz. Verelim paramızı. Nereden? Hollanda'dan mı çıkıyoruz lan? Nereden çıkıyoruz? Belçika'dan mı çıkıyoruz? Bakalım, düz devam ediyoruz. Sağdan ayrılacağız. Sinyalimizi verdik.
frenimizi yapıyoruz. Çok hızlıyız. Evet, yavaş. Evet. Güzel. 120'nin üstünde gidiyorduk. Ya ne yapıyoruz ya? Hızlı teslimat dedik de o kadar da değil. Gelen giden yok. Devam ettik. Aldığımız yol 18 bin kilometreyi geçmiş. Yani bu yeni bir çar diyelim. Yeni bir çarda profilde. Gayet iyi. Diğer profilimizi nasıl olduysa anlam veremediğim bir şekilde silindi. Hani onda başka bir şeyler mi vardı bilemiyorum. Onda bayağı bir yol almıştık. Ne lan, yeşil yanıyor. Geçelim. Tren geçebilirmiş. Lan! Yüke hasar vermeden iyi geçtik. Evet, bakın yeni yol açılacak buradan. Yakında çalışmalar devam ediyor. Yani anlamsız bir şekilde anlamadım. Silinmiş ya. Silinmiş. Yani çok enteresan. Bir kapı felaketi yaşadık arkadaşlar. Özür diliyorum. O sırada da bayağı bir hasar verdik sanırım. Şöyle bir bakayım. İyi, kamyona vermişiz. Yükte herhangi bir hasar yok. Yani ne diyorduk en son? Geliştirmeler devam ediyor abi. Yani hangi oyunda mesela trenin gelebileceğini orada hesap edebilirsin. Orada beklesen tren geçecek yani. Kimin aklına gelir? Ama adamlar yapmışlar. Ters şerit cezası yiyeceksiniz. Yani mesela bakın hararetimizi gösteriyor. 87 derece. Motor sıcaklığı varmış. Onu da değiştirebiliyoruz I ile, bakın. Yol bilgisayarı şeklinde yapmışlar. Bence gayet güzel olmuş. Yani şu benzinle gideceğimiz kilometreyi bile gösteriyor. Teker teker bakın aşağı düşüyor. Yani gayet güzel. Selektör olayı, silgeç olayı, bakın. Silgeçler falan. Gayet net abi. Gayet net yani. Korna dersen, havalı korna. Normal korna. Adamlar düşünmüşler. Bakın buradan da kavşak yapılıyor yeni, yani oraya da muhtemelen yeni yol yapılacak. Ya birebir aynı olmasa da belli şeylerini yapmışlar. Yani mesela bu yolu başka bir yerde nadiren de olsa görebiliyorsunuz. O var, o illaki var. Yoksa hani her biri için ayrıca uğraşsalar yani neredeyse imkansız olur. O kadarına da zaten göz yummak lazım. Şimdi Allah, adam geldi. Sağ ol canım. Ciğerim. Yani dediğim gibi oyun güzel. Satın alın abi oyunu. Satın alın. Mesela şu an oynadığımız bu Europe serverı test aşamasında olan bir server. Test aşamasında olmasına rağmen inanılmaz kalabalıktı. Europe 1'e giremedim arkadaşlar. Yarım saat kadar bir uğraştım. Ama boş yer yoktu. O yüzden giremedim. Girememişken bari dedim şu test server'ına girelim. Test server'ında hem yollara bakalım, hem geliştirilmiş ne olmuş ne bitmiş onlara bakalım. Yani şu an için test aşamasında olmasına rağmen bence gayet güzel. Herhangi bir çizim hatası vesaire yok şu an için. Hop, dön bakayım. Yani gayet iyi gibi tabi diyoruz. Bu arada teslim atacağımız yer geldi. Yani Lüksemburg göründü. Bacası tüten yeri görüyorsunuz. Yani uzaktan da belliydi zaten. Şimdi hız sınırı bölgesine girmek üzereyiz bu arada. Sinyalimizi verelim. Hayret, yeşilde geçtik. Vallahi buna inanabiliyor musun ya? Hadi be, artık durmadı. Artık geçeyim bari yemişken. Al canım, gel. Gel, garaja gidiyorum. Çay içelim birazdan, gel. Yani öyleyken ile
Bayanlar baylar. Hoppa. Oo, güzel de teslimat yeri koymuşlar valla. Geniş geniş. Enter yapalım. Artı 40 alalım tabii ya. Buraya mı bırakacağız geri geri? Canım ne kadar güzel oldu ya bu. Yani şu olay uzun... Allah vuruyorduk az daha. Uzun zamandır yoktu. Benim gördüğüm kadarıyla. O da yeni gelmiş herhalde. Böyle garajlarda arkadaşlar falan bekliyor. Böyle güzel olmuş. Ben gelirken mesela kendi garajında çalışanlarımı gördüm. Gayet güzel ya. İnsan bir hoş oluyor yani. Değil. Bırakamadık mı lan? Niye bırakamadık? Bakalım şöyle bir. Ters mi bırakmaya çalışıyorum acaba? Olabilir mi? Herhalde ters bırakmaya çalışmıyoruz. O kadar da değildir yani. Şöyle. Şöyle. Böyle almadıysa abi ters bırakıyoruz o zaman. Bir numune. O zaman biz de buradan döneriz. Ters bırakmayı deneriz abi. O kadar basit ya. Yani. Dön 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 canım. Hayır. Allah seni. Böyle dur. Duramadım ha. Gençler. T'ye bastık. Koyduk çocuğu. Yani güzel oldu ya. Bakalım ne diyecek? Mükemmel. Tabii ki de mükemmel diyecek. Kazamızı saymazsak mükemmel. Şimdi aldığımız para zaten tamire gidecek. Pek bir şeye yaramadı. Vasıflı seviyesine geçtik arkadaşlar. Gayet güzeliz. Gördüğünüz gibi garajı böyle yapmışlar. Değişmiş. Bakın arka tarafta çalışanlar falan geçiyor. Gayet güzel olmuş. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşene dek. Çatlak oyuncuyla kalın. Hoşça kalın.